Haydi abi, üçlü priz mi oldu? Gelecekleri adına hoşlar dilerim. Allah razı olsun. Hepiniz hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Nasılsın ya? Hoş geldin. Sayın Başkan, hoş geldin. Sağ olun. Şerefler verdiniz. Hoş geldin. Ses 1-2-3. Ses 1-2-3. Ses 1-2-3. Ses 1-2-3. Ses. Sayın Belediye Başkanım ve değerli misafirler. Yedibahçe Zeytincilik Zeytin İşleme Tesisi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Tören programını arz ediyorum. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı görülmesi ve ardından ikramlar. Aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruş ve mütakiben İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Yedibahçe Zeytincilik İşleme Tesisi hakkında Kurucu Başkan Necati Tekin'in bilgi arz etmesi. Sayın Kaymakamım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım ve güzel ülkemizin en doğal, en tabii sahil kasabası olan Erdek ilçemizin değerli üreticileri ve değerli yöneticileri. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak buraya teşriflerinizle bizim kalbimizi fethettiniz. Sağ olun, var olun. Başta zeytin olmak üzere kozalak, kestane, kırmızı soğan gibi onlarca vazgeçilmez meyvelerimizin ve yüzlerce sebzelerimizin ve binlerce endemik bitkilerin barındığı bu bahçelerimizde, bu tarlalarımızda, bu Kapıdağ Yarımadası'nda sizlerle birlikte bir üretim tesisi kurmak, işletmek ve Yedibahçe ailesine destek veren tüm idarecilerimize ve üreticilerimize huzurunuza şükranlarımı arz ediyorum. Yedibahçe Zeytincilik 2018 yılında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzun destekleriyle başladığımız zeytin işleme tesisimizin 2021 Mart ayında tamamlanarak 2020-2021 zeytin hasat döneminde sizlerin teşrifleriyle bugün faaliyete geçecektir. Yedibahçe ailesi bu tesisimizde güzel Erdek üreticilerinin ve idarecilerinin, hülasa tüm Erdekli insanlarımızın hizmetinde ve güzel Erdeğimizin gelişiminde tüm gücüyle çalışacaktır. Yedibahçe Zeytincilik Tesisimizin 40 ton kapasiteli zeytinyağı işleme makinaları, iki fazlı, soğuk sıkım ve buna bağlı pirina ve karasu için 280 tonluk havuz mevcuttur. 40 ton zeytin stok tankları mevcuttur. 20 ton zeytin hazırlama kapları mevcuttur. 40 ton da zeytin yağı depolama stok tankları mevcuttur. Ve geniş araç ve üretim işleme avadanlıklarıyla güzel ilçemizin hizmetine
7/24 hazırdır. Kıymetli misafirlerimiz, biraz sonra sizlere hizmet verecek olan tesisimizin çalışma düzeniyle hep birlikte Sayın Kaymakamımızın teşrifleriyle sizlere yerinde arz edeceğim. Tesisimizin ilçemize, ülkemize, tüm insanlarımıza hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını canı gönülden diliyorum. Yüce Yaradan'dan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Jandarma Komutanım, sevgili kamu kurumlarının değerli müdürleri, sevgili erdekliler. Böyle değerli bir tesisi Erdek'imize kazandıran komutanımız Necati Paşa'ya öncelikle teşekkür ediyorum. Böyle tesislerin Erdek'imizde daha çok artmasını, memleketimize ve ilçemize katma değer kazandırmasını ve bunun yanında da tabii ki böyle tesislerde bir sürü işçiler çalışacak, yan kuruluşları olacak, memleketimize gelir sağlayacak bir tesistir. Bundan sonra da böyle tesislere biz belediye olarak her zaman elimizden gelen tüm katkılara bulunacağımızı ve önlerimizi açacağımızı, bizlerden talep ettikleri her konuda da kendilerine yardımcı olacağımızı buradan söylüyorum. Ve memleketimize, Erdek'imize ve halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Bol kazançlar Allah'tan nasip etmesini diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Erdek Kaymakamı Sayın Abdullah Atakan Atasoy'un konuşmalarını yapmaları için teşviklerini arz ederim. Çok kıymetli belediye başkanı, jandarma komutanı, normalde bir başkanımız var, ilçe müftüm, tarım ilçe müdürüm var, orman işletme şefim var. Genç perspektifle bakmaya çalışıyorum, güneş de birazcık engel oluyor. Basınımızın güzide temsilcisi arkadaşlarımız, kıymetli hazırım. Hepinize selam, saygı ve hürmetlerimle selamlıyorum. Bu güneşte, güzel Erdek gününde inşallah fabrikamızın da güneşli bir şekilde, aydınlık bir şekilde, berrak bir şekilde hizmetine vesile oluruz diye temenni etmekte sözlerime başlıyorum. Efendim, Erdek'e geldik. Gördüğüm en büyük eksikliklerden bir tanesi profesyonellikten biraz uzağız. Turizmde de, zeytincilikte de birazcık uzağız. O yüzden bu tarz işletmeleri önünü açmak zorundayız. Onlara yol vermek zorundayız ki bizim Kapıdağ Yarımadası özellikle Necati Paşa'm söyledi. Endemik bitki türleri ve toprağa verimliliğiyle bulunmayan bir nimet. Eşi benzeri bulunmayan da bir yer. Bu yüzden ben buradaki zeytinin de zeytinyağının da çok daha farklı olduğuna canlı gönülden inanıyorum. Çok samimi duygularla inanıyorum. Körfez Balıkesir'de ön plana çıkmış zeytin de zeytinyağı. Ama emin olun bizim bölgenin zeytini de zeytinyağı da hiçbir yerle mukayese edilmez. Biz biraz da dedim ya turizmde nasıl profesyonellikten uzağız, zeytin ve zeytinyağını üretmede, pazarlamada da birazcık profesyonellikten uzağız. Bu tarz işletmeler bu profesyonelliği hem ön plana çıkaracaktır. Hem de adımızı, Erdek'in adını, zeytinde de zeytinyağında söz sahibi olduğumuzu tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Bakın, birçok işletmelerin Japonya'da ya da yurt dışında farklı yerlerde aldıkları ödüller var. Bunu kimse bilmiyor. Sadece kendi kendimize biliyoruz ama bunu tüm Türkiye'ye anlatmak zorundayız. Bunu anlatmak da bizlerin boynunun borcudur. Biz Erdek'in daha iyi bir seviyeye gidebilmesi için belediye başkanımızla, yerel yönetimlerle, kum amiri arkadaşlarımızla, canla başla ne kadar çalışacak ise aynı zamanda bu tarz işletmeleri de o derece destekleyeceğiz, önünü açacağız. Ben inanıyorum bu tarz işletmeler bizim için sadece bir örnek. Bundan sonrası da inşallah gelecektir diye ümit ediyorum. Hem
fabrikamızın açılışına hayırlı olmasını, bereketli olmasını temenni ediyorum. Hem de şu anda zeytin hasadı başladı. Tüm çiftçilerimize Allah'tan bereketler niyaz ediyorum. Bereketli bir sezonumuz olsun inşallah. İnşallah da bu bereketli sezonun semerelerini ben alacağız diye ümit ediyorum, temenni ediyorum. Rabbim inşallah bereketini eksik etmesin diyorum. Tekrar Necati Paşa'ma gösterdiği girişimsel cesaretten dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ondan. Belediye başkanım da az önce konuşmasında söyledi. Dedi ki bu tarz dedi, yatırımları dedi, yatırımcıyı da dedi, destekleyeceğiz dedi. Bu da çok önemli. Merkezi hükümetin, yerel idarenin bu tarz şeyleri destekleyeceğini siz kıymetli hazirinin önünde söylemesi de büyük bir anlam ifade ediyor. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Rabbim bereket versin. Rabbim yollarını açık etsin. Ama genel anlamda da tüm zeytin üreticilerimize Rabbim bereketler versin. Marmara Birlik Başkanımız, Kooperatif Başkanım da burada. Ben çiftçilerimize bereketli kazançlar, bereketli hasatlar diliyorum. Kazasız belasız güzel bir hasat dönemi geçirelim. Ama altını çiziyorum. Bakın göreceksiniz, Erdek zeytini, Kapıdağ zeytini dediğimiz zaman göreceksiniz biz bir marka olacağız. Körfez'den ayrı bir marka olacağız. Ben buna inanıyorum. Tarım İlçe Müdürü Dilek Hanım'la devamlı bunun uğraşı içerisindeyiz. Bununla ilgili de değişik projeler peşinde koşturuyoruz. Biz inanıyoruz, yapacağız inşallah. Ama tekrar ifade ediyorum. İspanya'nın nasıl zeytin ünlüyse, İtalya'nın nasıl zeytinyağı ünlüyse bizimki onlardan daha iyidir diye iddia ediyoruz. Bunu Kapıdağ'ın verimli topraklarına borçluyuz. Bir saat ötemizde, iki saat ötemizdeki topraklardaki aynı ağacın aynı verimini ve aynı kalitesini istirham ediyorum, karşılaştıralım. Ve göreceksiniz ki bizim bu bölgenin, bu yörenin zeytini de, çıkan zeytinyağını da daha profesyonel bu tesisler sayesinde çıkartarak yarışacağız ve göreceğiz ve başaracağız. Tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bereketli kazançlar diliyorum tüm esnaf kardeşlerime, tüm çiftçi kardeşlerime. Kazasız belasız güzel, hayırlı bir günler diliyorum efendim. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ. Bizleri insan olarak yarattın. En güzel nimetlerimize ikram eyledin. Ya Rabbi sana hamd ve sana ediyorum. Nimetlerini şükrediyorum. Amin. Dünya ve ahirette hayırlı olsun. Amin ya Rabbi. Ya Hayy ya Kayyum ya Celal. Peygamber Efendimiz'in salatı ediyoruz, şöyle diyoruz. Allahümme ekfina bi halalike an haramik. Ve unina bi fadlike ammen sivak. Ey Allah'ım, bize helal sağlık ve sıhhat afiyet nasip eyle ya Rabbi. Kendisine helal kazanç kapılarını açıver ya Rabbi. İhsanı değil, bereket. Buradayız efendim. Evet, hayırlı olur inşallah. Kazasız belasız. Hayırlı olur. Sayın kanalımız. Bu fabrikamızı en son makina ve tesisatı en son sistem olduğu gibi müstahsille iletişimi de yine en son sistemle kuruldu. Müstahsil buraya ürünü getirip buradaki kasalarımıza devirdikten sonra ilk artı yapılmasında müstahsilin cep telefonuna direkt bilgi mesaj olarak gider. Ve biraz sonra ilk müstahsil olarak şimdi Sayın Kaymakamımızı tanımladık. Onun telefonuna kaç kilo geldiğinin bunun mesajı gelir. Mütakiben de
içeride işlem gördükçe aynı şekilde müstahsile, ürün sahibine bilgi gidecek. Zeytinimiz şu an makinalarda sıkıma alındı. Müsaadenizle kısa özet olarak tekrar bahsedeyim. Fabrikamızın makineleri son model olduğu gibi, son teknolojik ürün olduğu gibi bu makinelerimizin müstahsillerimize yani üreticilerimize vereceği hizmette de yine son bir teknolojiyi kullanıyoruz. Olympos diye bir program. Bu programın özelliği şu, müstahsil ürünü getirip burada kasaya devirdikten sonra ilk yapılan işlem tartılıyor. Tartıldığında müstahsilin cep telefonuna hemen bilgi mesajı gidiyor. Sayın Abdullah Atakan Atasoy, ürününüz fabrikamıza alındı, 355 kilo diye mesajı girecektir. Ondan sonra da buradan itibaren artık makineler içeri doğru birlikte devam edeceğiz. Önce yıkama, sonra kırıcıda kırılması, sonra hamur yapılması, hamurker diyoruz, hamurker diyoruz ve dekantörde tırnağından ayrılması ve ondan sonra tertemiz yağın çıkışını hep beraber izleyeceğiz. Ve orada da yağımızı tadacağız. Daha sonra ikram bölümünde zeytine dair, yani bir zeytinden neler yapılabilir, tatlısıyla kuzusuyla neler yapılabilir, onu buradaki bir elemanımız, bir evladımız hazırladı. Sizlere oradan ikram edeceğiz. Zeytin ve zeytinyağı olmayan hiçbir şey masanızda olmayacak. Bu kadar kıymetli bir ürün bu güzel beldemizde Sayın Kaymakam'ın da, Sayın Belediye Başkanı da çok güzel vurguladılar. Biz sahip çıkarsak o bizim olur. Sahip çıkmazsak maalesef şu anda turizm olduğu gibi zeytinimiz de gerilere doğru gider. Takdir sizlerin. İnşallah hep beraber bunu gün yüzüne çıkaracağız. Şu anda sadece yöresel kodu almış bir tek kırmızı soğanımız var. Daha yöresel kod aldıracağımız o kadar çok ürünümüz var ki onun için hep beraber çok çalışmalıyız. Evet.
Aynen öyle. Peşin satan tüccar. Peşin satan tüccar gibi profesyonelce yapıyoruz. En büyük eksikliğimiz kendimizi yeterli görüyoruz. Evet. Diyoruz ki biz bu kadar. Hayır efendim, biz daha iyiyiz. Kendimizi yeterli görmüyoruz. Zeytinyağını en iyi şekilde tanıtmak, pazarlamak da gerekiyor. Bunu da yapmak zorundayız. Yarıştıracağız. Yarışmalara yollamak lazım. Yani biz yeni bir kadın. Yani mahalle idaresi de, merkezi idaresi de bu konuda üzerine yürütüyorsa yapacağız. Doğru mu? Bizde gerekiyorsa gelirizden geldiğinde her konuda. Biz de oradayız. Sayı artacak, yarışma artacak, kalite artacak. Hepsi bunlar birbirinin peşini kovalar. Kesinlikle. Birbirini var. Kesinlikle. Ama az önce söylediğim şey çok çok doğru. Bunun için profesyonelce yapamıyoruz. Eğitim ve kalitenin olmasına rağmen onu da yapamıyoruz. Bunlar ona vesile olacak. Ben inanıyorum. Turizm için de aynısını söylüyorum. Müthiş bir coğrafya. Müthiş bir yer. Müthiş bir imkan. Sadece küçük topluluklarla dört tane çıkaracağız. Aynı şekilde ciddi yağlara geçerli. Göreceğiz bunu. İlerleyen zamanlarda hep beraber geçeceğiz. Değil mi başkanım? Mahalli idaremiz, belediyemizle beraber İnek Hanım, Sarım İlçe'nin önümüzde burada. Canla başla ne gerekiyorsa yapacağız. Az önce şurada tattığımız zeytinyağı yok böyle bir yağ. Yani yarışmaz. Yani yarıştırmam. Geçen sene bu bölge zeytinyağımız Recep abi İspanya'ya yarışmalara yolladı. Derece altta. Bu bölgenin zeytinyağından zeytinyağından. Yani şöyle, zeytinyağının çeşitleri var. Edincik su var, Arbekünya var İspanya'nın, efendim gemlik tipi var. Ama ne olursa olsun bizim bu bölgenin zeytini ve zeytinyağı bizim bu bereketli Kapıdağ'ın topraklarıyla, havasıyla birleştiği zaman asıl lezzeti, tadı veriyor. Bu da Türkiye'de yok çünkü böyle bir yer. Kaybetmeyeceğiz. Edincik su, Edincik'te olan bir zeytinyağı ama yağhanelerin hepsi bizde. Yani bu zeytini sıktığımız zaman bu zeytinyağı bizden çıkmış oluyor. Bunun için başkanımız da siz buradayken coğrafi işaret için kaymakamlık adına başladık. Çıkartan hemen bugün pazartesi günü işimiz bunun çalışmalarına başlayalım. Başkanım, kaymakamlık ve belediye ortak olarak başlıyoruz. Hayırlı olur inşallah. Sayın Kaymakamlık, daha önce işaret ettiğiniz gibi, ben Sayın Başkanım'a da içeride de adres ettim. Her sene burada zeytin hasadı başlamadan evvel hep beraber kadınımızla, zaferimizin öncülüğünde, başkanımızın desteğiyle bir şenlik yapalım. Birçok yerimizde var. Zeytin hasat şenliği. Evet, hasat şenliği. Yani tam hasadın alınmalı birlikte bu. Evet. Öyle bir şey yok. Yapacağız. Evet. Bunu da yapacağız. Biz sıfırdan en iyisi neyse onu yapacağız ama göreceksiniz. İddia da ediyorum. Şimdi bu bize mesela bana bir sinerji verdi. Gelirken mesela biraz yorgundum. Bir anda ortamı gördüm, bereketi gördüm, heyecanlandım. Enerjim de arttı. İşte bu bize gerekiyor. Birlik, beraberlik, bereket. Benim 3 tane sloganım var. Birlik, beraberlik, sonu, bereket. İnşallah olur. Yeni yatırımlar. Birazcık kadere bırakıyoruz. Yani mevzinin şartlarına bırakıyoruz. Katılıyorum başkanım. Önlüğünü aşacak bir yol bulmak lazım. Suyu tarıma zeytinyağı kurmak lazım. Bakın bu da başkanımın söylediği bir şey. Bazen sadece kaderine bırakmışız. Birçok alanımız zeytin alanı, kullanmayan zeytinliklerimiz var. Onlarla ilgili de inşallah güzel böyle gene aynı taktikle beraber güzel projeler imzalayalım. Bunu takipçisi olalım. Hırsla takip edelim, isteyelim, alalım inşallah. 1 milyon zeytin ağacı sadece 375.000 kullanabilir. Üçte biri. Kullanabilir. Diğerleri kullanamıyor. Eğer kullansa şu an elde edilen gelirin %100 artacak. Hem ağaç başına değil, hem ürünce kalite artacak.
Zeytin yanında verimlilik her şeyken. Şimdi zamanında suyunu alması gerekiyor. Evet. Zamanında suyunu alması gerekiyor. Başkan, bu bizim tarımla alakalı olarak, turizmle alakalı da çok güzel projelerimiz var. Belediye başkanımla da paylaşıyoruz birbirimizle. İnşallah güzel projelerimiz var. Hem sulamayla alakalı ne gerekiyorsa yapacağız. Yani coğrafi işaret çok önemli. Tanıtımla ilgili Zeytin Asadı Festivali. Biz tanıtım noktasında geçmişe dönük bazı eksiklikler var ama biz sonuçta geçmişe ahbap deneyeceğiz. Geleceğe bakacağız. Hedefe gitmeyeceğiz inşallah. Belediye başkanımla görüştük. Devlet Büyükşehir'in nezdinde bizden de yardım alarak, belediyemizden yardım alarak, İlçe Tarım Müdürlüğü'nün de bilgilerinden yararlanarak yeni bir rapor düzenleyip Kapı Dağı'nda bu sulamaya bir çözüm bulmamız lazım. Yoksa şu anda mesela biz 60-70 milyon lira, 100 milyon lira Kapı Dağı'na girilecekken sulamanın olmaması nedeniyle bu 40-50 milyonda kalacak. Eğer sulama yapabilirsek %100 artacak bu. Kıymetli Başkan, bunları oturup ciddi anlamda hep beraber görüşmemiz lazım, konuşmamız lazım. Yani ağız birlikteliği yapmamız lazım. Erdeğin menfaati, Kapıdan menfaati için gerekiyorsa biz yapacağız. Biz Cennet Hanım'la çalışmaya başlayacağız. Cennet Hanım'la çalışmaya başlayacağız. Rapor belli bir düzeye geçip şeyle geldiğinde Sayın Başkanım'la ve sizinle görüşüp ortak bir proje hazırlayıp bakanlığa kadar gideceğiz. Sayın Kaymakam, Devlet Büyükşehir şu anda zaten Erdek'te bu derelerin müsait için, diğer dereler için bizden de rapor istediler. Biz onlara bildirdik ve Erdek'te sulanmayan arazilerin de nasıl bir çalışma yaparak sulanabileceğini, sulanabilecek bize yardımcı olacaklarını söyledik. Devlet Büyükşehir Genel Müdürü, kendisi de özellikle Erdek'le ilgileniyor. İnşallah güzel şeyler olacak. Bu kadar. Ben de dedim ki bölgeye de hakimin bizim zeytinini yazıcı çiftli zeytin. Yağımız zaten değerli fakat Necati Bey'in soğuk çiftliyle birlikte daha da değerlendirir inşallah. Çünkü elinde çiftli zeytin yağımız eczanelerde gidip satmak istiyoruz. Evet. İnşallah Necati Bey'le birlikte bunu başlayacağız. Bunlar benim arzu ettiğim, hayal ettiğim şeyler. Hep beraber yapacağız. Ben inanıyorum. Ben inanıyorum. Rabbim bereketini versin. Ama yeter ki şu ziraat noktasında, tarım noktasında, zeytincilik noktasında, turizm noktasında ağız birlikteliğimiz var. İnşallah da sonunu getireceğiz. Ben inanıyorum, mutluyum şu anda. Ben inanıyorum, mutluyum. Allah bereketini versin inşallah. Sayın Kaymakam, Musa Bey'in ben 2007 yılında İtalyan komando gibi komutanlar geldi. Bizim İzmir'de komando kul komutanı dönemde orayı gidelim. Sonra bizi davetinde biz oraya gittik. İtalyan komando kulu Azler'in eteğinde diye. Onun da daha aşağısında zeytin bahçeleri ve fabrikaları var. 4-5 gün kışlayı gezdikten sonra komandolu gördükten sonra bir gün de zeytin bahçelerine götürdük. Aşağı yukarı bunun tipindeydi. Hatta çoğunun rengi de buydu onun için. O zaman demiştim eğer bir gün nasip olursa ben de bu sistemi kuracağım. Çünkü ülkemizde yoktu böyle. Ve orada fabrika satış mağazası yazdım şimdi biraz sonra önüne gideceğim. Orada apotek oy yazmış. Yani yağ eczanesi. Bu kadarcık şişelerde satıyorlar. Biz kiloluk, 5 kiloluklarda satıyoruz. 10 kiloluk, 10 kiloluk. İşte Mustafa Bey'in dediği su zeytinliği. Az önce bu bir şifaydı. Evet. Değil mi? Evet. Yani ilkini gazeteci arkadaşımız sattı. Zekalı. Ondan sonra aldı, taşıyı aldık. Nasıldı? Çok güzel. Yani devamını bekler inşallah. Hadi bakalım. Teşekkür ediyorum.